Merhabalar efendim, bir nebzeye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Yine bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. Ve efendim yine gönüllerinize bir nebze huzur, bir nebze sevgi, bir nebze güzellik getirmek için buradayız. Çok kıymetli konuğum klinik psikolog Beyhan Budak bana eşlik edecek ve biz bugün yalnızlık psikolojisini konuşacağız. Efendim herkes zaman zaman kendini yalnız hissedebilir. Ama bazı insanlar kendilerini daha çok yalnız hissedebiliyor ve bu da hayatını etkiliyor. İşte yalnızlığın detaylarını konuşacağız. Kimler daha çok kendini yalnız hissediyor ve yalnızlık patolojik bir duygu durumuna geldiği zaman ne gibi ruhsal rahatsızlıklar bizleri bekliyor? Bunları konuşacağız. Hemen çok kıymetli konuma dönerek hoş geldin Beyhan Hocam demek istiyorum. Hoş buldum. Nasılsın hocam? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim, hiç yalnız değilim. Beraberiz, ikimiz. Yalnız mı hissedersin kendini diye soracağım. Ya işte yalnızlık şöyle bir durum. Biraz tuz gibi, bir baharat gibi. Ayarında olmadığı zaman insana zarar veren ama olmadığı zaman, hiç yalnız kalamadığı zaman da insanın yine ayarını bozan bir şey. Yani hem sağlıklı bir tarafı var yalnızlığın hem de sağlıksız bir tarafı. Bugün aslında bu yalnızlığın psikolojisini konuşurken iki tarafa da bolca değineceğiz. İnşallah diyelim. Aslında böyle hani yalnızlık nedir diye klasik bir soru biliyorsun bir nebzeye hiç yakışmıyor böyle başlamak. Hep şunu söylüyoruz. İnsan kendini neden yalnız hisseder? Geliyor mu aklınıza böyle bir şey? Kalabalıklar içinde yalnızım diyenler var. Yalnızlığa bir sürü şarkı, şiir yapılmış. Çok duygu yüklü bir duygu aslında. Dolayısıyla insanlar neden yalnızlık kelimesinden korkarlar? Kötü bir şey mi yalnızlık? Aslında şey gibi düşünmek lazım. Mesela bir anahtar düşünelim. Bu anahtarın bir sürü dişlisi var. Her anahtar her kilidi açmadığı için o yüzden her kilide özel bir anahtar var. İçimizde de bir kilit olduğunu düşünelim. Aslında etrafımızda bir sürü anahtar olabilir ama o içimizdeki kilidi açacak anahtar yani insanlar olmadığı müddetçe biz kendimizi yalnız hissetmeye mahkum olacağız. Bu da ne demek? Beni anlayan, bana iyi hissettiren ya da benim onda kendimi bulabildiğim, kendimi iyi hissettiren bir insan olması lazım. Eğer ki etrafımızda tam anlamıyla iletişim kuramadığımız, hemhal olamadığımız insanlar yoksa yani bu konuda eksik hissediyorsak kendimizi etrafımızda bir sürü dostumuz olabilir, dostumuz diyorum düzelteyim, arkadaş görünümlü insanlar olabilir, kalabalıklar olabilir yine de yalnız hissedebiliriz. Çok doğru. İşte dediğim gibi sadece ihtiyacımız olan şey o içimizdeki kilidi açacak anahtarlara sahip olmak. Onun haricindeki insanlar çok da aslında içimizdeki o yalnızlık boşluğunu dolduramıyor. O zaman Beyhan Hocam şu geldi aklıma bu söylemlerinden. Tek başına olmakla yalnız olmak farklı kavramlar. Çok yalnız hissediyorum kendimi. Hep tek başımayım deniliyor mesela. Ama öyle bir şey biliyoruz ki biz çok kalabalık çevresi, hiç yalnız kalmaya fırsatı bile yok ama içinde o kadar yalnız hissediyor ki kendini. Aslında o farklı bir tek başınalık içeriyor kalabalıklar içerisinde. Dolayısıyla tek başınalık şöyle sorayım öncesinde. Yalnızlık insanı hasta eden olumsuz bir şey mi gerçekten? Yalnızlık avantajlarıyla dezavantajlarıyla bizim hayatımızda olan bir şey diye düşünüyorum ben. Bunları biraz açalım mesela. Yalnız olan insan sinemaya gidemez mi? Ne bileyim dışarı çıkamaz mı? Hiçbir aktivite yapamaz mı? İlla biri olmadan bir şey yapılamaz mı hayatta? Aslında birçok şeyi sordun hocam. Gene aynı şeyi yaptım. Hangi kusura bakmayın. Hangi birisine parça parça başlayabiliriz sen aslında? Sen sakinleştirerek yavaş yavaş anlatırlar hocam. Şimdi ilk başta ben şöyle düşünüyorum. İnsanın özünde şu koskoca dünyada, koskoca evrende yalnız olduğu hissiyatına yönelik bir kaygısı var. Bu kaygıyı aslında zaman zaman aşabildiğini düşünse de aslında tedirgin insan. İnsanın çok derinlerinde bir yerde o tedirginlik, o huzursuzluk var ve korkuyor. Yalnız kalmaktan ya da anlamını kaybetmekten korkuyor. Ama birisi geliyor ve diyor ki ona ya yalnız değilsin bak aynı duyguları paylaşıyoruz. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Bazen aynı acıyı çekmek. Aynı şeye inanmak, aynı yollardan geçmek. Böyle bir insanla karşılaştığımız zaman kendimizi daha az yalnız hissediyoruz. Diyoruz ki biz bu koskoca evrende yalnız değiliz aslında. Bak benim gibi hisseden insanlar da varmış. Benim gibi şeyler yaşayan insanlar da varmış. Benim acılarımı paylaşan insanlar da varmış. Ya da ben kendi hayatımda yaşadığım dertlerim, sıkıntılarım zamanında kendimi sıkışmış, büzüşmüş ve acı çeker bir halde bulurken birisi gel acılarını paylaşalım. Acılarının bir kısmını bana da anlat, bana da ortaya dök ki o acılarını azaltalım dediği zaman bile aslında insan o yalnızlık hissiyatından uzaklaşıyor. Ama bazen çok kalabalık bir ailede de olabilirsin. Çok etrafında konumun itibariyle, maddiyatın itibariyle herkes seninle çok ilgileniyormuş gibi de görünebilir. Ama özünde kimse seni anlamıyorsa
o anlam kardeşliğini, anlam birlikteliğini yaşamıyorsan aslında birazcık yalnızlığa mahkum oluyorsun ve böyle olunca böyle insanlar birazcık daha tek başına da kalabiliyorlar. Ve sonrasında o tek başınalık halinden sonra insanın besleyen, ruhunu besleyen en önemli şeylerden bir tanesi ilişkiler. Arkadaşlık, dostluk, bunlar olmadığı zaman, o yalnızlık deposu dolmadığı zaman bu sefer arkasından insan şöyle düşünüyor. Beni anlayan hiç kimse yok. Bana değer veren de hiç kimse yok. O zaman belki de ben değersizimdir. Ya da belki de ben arkadaş olunacak, dost olunacak bir insan değilimdir. Böyle olunca ne oluyor? Bu çok uzun sürdüğü zaman insan kendi içinde bunu eviriyor, çeviriyor, eviriyor, çeviriyor. Ve bir yerde şöyle bir noktaya geliyor, o değersizlik inancı pekişmiş oluyor. Ve arkasından karamsarlık geliyor. Ya diyor ki ben yok yapamayacağım, düzeltemeyeceğim, ben hep yalnız kalacağım. Kimse beni gerçekten sevmeyecek, kimse gerçekten bana değer vermeyecek. Ve arkasından bir depresyon geliyor. Evet maalesef. Depresyon geliyor ve diyor ki yani hani anlamsızlık, değersizlik, karamsarlık ve insan bu sefer içinde bir kara köpek konuşmaya başlıyor durmadan. O kara köpek diyor ki ona, ya sen diyor değersizsin, beceriksizsin, aptalsın. Neyi becerdin ki bugüne kadar? Neyi başardın ki? Ve sen de teslim oluyorsun. Ona teslim oldukça o içinde böyle olumsuz konuşan o kara köpeğe, o kara köpek ilk başta minicik bir köpekken sonra kocaman oluyor, kocaman, kocaman, ve senin kocaman. Yanında şu kadarcık alıyor, aynen. Değil mi? O seni kontrol etmeye başlıyor. Evet. Sen azıcık bir çıkış yapma noktasına geldiğin zaman bile o hemen diyor ki yapamazsın ki sen. Sen değersizsin. Havlamaya başlıyor. Aynen ve sen büzüşüp kalıyorsun. Evet. O kadar önemli noktalar ki bunun dışında şöyle bir durumda var. Yalnızlığı konuşurken buna değinmeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz İngiltere'de, Beyan Hocam da bilir, Yalnızlık Bakanlığı diye bir bakanlık kuruldu. İyi mi kötü mü bilemiyorum. Hadi onu konuşalım biraz. Hı hı. Toplumların yalnızlaştığı bir dünyadayız artık. Yavaş yavaş ülkeler yalnızlığa çözüm arıyor. Çünkü bireyselleşme arttı. Artık böyle insanlar birbirlerinden kaçar oldu diyoruz ya, hep önceki programlarda da konuştuk. Daha çıkar odaklı, daha menfaat odaklı ilişkiler kuruldukça insanlar kendilerini çekiyorlar. Ben odaklı yaşamaya başlıyorlar. Gerçekten o ben odağının içinden çıkamıyorlar. Bu sefer de kendi başlarına kalmış oluyorlar. O bakanlığın kurulması da işte bu yalnız insanları, yalnızlıklarını azaltacak aktiviteler götürmesi ayaklarına ve belki onları diğer insanların içine sokmak. Bu iyi bir şey gibi görünüyor. Hı hı. Ama böyle bir şeye ihtiyacı olması da bir toplumun çok acı verici değil mi? Öyle. Ben aslında çok alakasız görünen, öyle görünen ama özünde çok ilgili olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim annem 1960'lı yıllarda doğmuş ve doğduğu yıllarda işte evlenip Ankara'ya gelene kadar köy ortamında yaşıyor. Ankara'nın bir ilçesinin bir köyünde yaşıyor. O sıralar yavaş yavaş artık böyle toplu tüketim gıda malzemelerinin, hazır gıdaların hayatımıza geldiği yıllar. Ama hala yenilen şeylerin %90'ı peynirdir, yağ, ekmek, bu tarz şeylerin hepsi evin içinde ev ahalisi tarafından yapılıyor. Kendi hayvanından, kendi tavuğundan. Bazen Ankara merkezden biri gelince mesela dayılardan biri geliyor bir margarin getiriyor. Annem derdi ki o zaman o çocukluk zamanlarında o margarinle bir şey pişirirdik, yumurta pişirirdik, bize bir güzel kokardı. Bir güzel kokardı. Şehir yağı. Ondan sonra sonrasında mesela köyde birisini anlatırlar, ilk defa somun ekmek. Bir fırında yapılmış ekmek geliyor. Yufka ekmeğin arasına onu koyup köyde birisi bunu yiyor. O kadar değişik ve güzel geliyor ki. Allah. Şimdi yeni olan şeyi aslında baktığımız zaman bize konforlu ve şey geliyor. Daha tercih edilebilir gelirken sonrasında ama şu an geldiğimiz noktada diyoruz ki aman margarin mi? Hayır. Aman hazır gıdalar mı? Hayır. Niye? Çünkü biliyoruz ki doğal olana döndüğümüz zaman daha mutlu olacağız. Evet. Şimdi bütün toplumların da geçtiği bir süreç var. Biz doğu toplumları daha toplulukçuyuz ve topluluk aynı zamanda bireysel konfora biraz ket vurur. Doğal olarak. Yani nedir mesela bireysel anlamda kaldığın zaman topluluk zorunlulukları vardır, her zaman keyfine göre davranamazsın, aynı anda kurallar vardır. Aynen, yapabileceğin aktiviteler vardır. Aynen yani senin içinden gelmese yapman katılman lazım. Hı hı. Ama ne olur o an şey gibi, o gelen margarin gibi. Batıdan gelen bireyselliği görünce içimiz kabarıyor. Diyoruz ki daha bireysel olalım. Çünkü bireysellik arkasında biraz hümanist bakış açısıyla beraber gelir ve der ki sen kendi geminin kaptanısın. İnsan olarak sen her şeysin. Senin her şeye gücün yeter ve istediğin her şeyi yapabilirsin. Canının sıkıncalı yanında var. Aynen, hani geldiği nokta. Ne oluyor bu sefer? Aslında bireyselleştikçe toplumdan, topluluktan kopmaya başlıyoruz. Toplumdan değil de topluluk
halinden. Eğer benim canım istemiyorsa bir yere gitmek zorunda hissetmiyorum. Zorunluluklardan kopuyoruz. Ve bireysellik ilk başta bize çok konforlu geliyor. Ne yapıyoruz? Kendi başımayız. İstediğimiz gibi davranıyoruz. Ama yavaş yavaş... Çok uzun sürmüyor. Çok bu noktaya gelince bir bakmışsın ki çok daha fazla yalnız kalıyorsun. Topluluk insanı ortada bir yerde dengede tutuyor. Ama şöyle bir şey, bunu engelleyebileceğiz mi? Bütün toplumlar gibi bence biz de bireysellik yolundan geçeceğiz. Belki bunun zararlarından geçeceğiz. Şimdi bakıyorsun Avrupa'da, ülkelerde insanlar daha yalnızlar. Daha kendi gemisini kaptanı. İntihar oranları, bu yalnızlık psikolojisi daha çok arttı. Çok daha fazla. Evet. Ha, baktığın zaman inanılmaz bir yaşam konfor oranı var. Zenginlik. Zenginlik de var ama mutluluk değerlerine baktığımız zaman nispeten daha düşük olabiliyor. Şimdi burada da aslında geldiğimiz noktada şu olacak. Biz de o bireysellik yoluna girdiğimiz zaman, ona imrendiğimiz zaman, hayatımızı aldığımız zaman yalnızlığa daha çok kalacağız ve yalnızlık insana çok zarar veriyor. Ve bugün artık birçok psikolojik problemin arkasındaki sebeplerden birisi de yalnızlık olabiliyor. Evet. O madem öyle, hani o psikolojik rahatsızlıklara da yavaş yavaş girelim istiyorum. Ama şöyle de bir durum var. Ona geleceğiz muhakkak. Bazen hani hayatın getirdikleri var bize. Örnek veriyorum, bir ölüm. Aile fertlerimizden biri, bir karı koca için, belki de bir kadın ya da bir erkek için en büyük yalnızlığın giriş kapısı eşini kaybediyor olması. Bu erken yaşta olabilir, en daha zoru dedikleri, değil mi? Herkesin hayat tecrübesi de diyorlar ki yaşlılıkta eşinin ölmesi daha zor, daha büyük bir kayıp, bunun ağırlığını daha çok hissediyor yaşlı insanlar diyor örneğin. Ya da bir taşınma olabiliyor, yeni bir semte taşınıyorsunuz efendim. Önceki semtinizde çok müthiş bir komşuluk ilişkisi vardı. Her hafta görüşüyordunuz, çay kahveler oluyordu, sabahları birlikte kahvaltı yapıyordunuz. Yeni taşındığınız yerde daha resmi ilişkilerin olduğu bir ortama girmiş oluyorsunuz. Bakın, bunlar yalnızlığın başlayacağı belki nedenler olabiliyor. Onun dışında bir öğrenci olarak başka bir şehre okumaya gidiyorsunuz, başka bir ülkeye gidebiliyorsunuz ve yalnız yaşamak durumunda kalabiliyorsunuz. Ya da bir yere atanıyorsunuz, iş imkanlarınız gereği yalnız başınıza yaşayacağınız bir şehre gidiyorsunuz, yine bir ortama gidiyorsunuz. Bunlar da hayatın akışında çok böyle dolu dolu yaşayan insanların hayatına girdiği zaman ciddi bir bunalıma sürükleyebiliyor bu insanları. Bu örnekleri açalım mı tek tek? Ben 4-5 tane örnek verdim. Sen ne dersin Meyhan Hocam? Şimdi burada aslında senin verdiğin örnekler üzerinden şu şeye de gelebiliriz. Sağlıklı olan yalnızlık ve sağlıksız olan güzel, yalnızlık. Evet. Şimdi insanlar şunu diyor. Bir grup insan var ki biraz önce konuştuk kuliste, yayına girmeden önce de. Mesela eşi olmadan, ailesinden birisi olmadan, bir şey yapamayan, bir arkadaşı olmadan yalnız kalamayan, evde belki 10 dakika bile kalmaktan çekinen bir korku boyutunda yalnızlık. Yalnız kalma becerisinden bahsediyoruz. Aynen. Şu an, şey, yalnız kalma korkusu aslında şey yaparken. Evet, doğru. Şimdi her insanın yalnızlıkla bir şekilde içli dışlı olması gerekiyor. Yalnızlık hayatımızdan çıkarmamız gereken bir durum değil. Hatta birçok şeyi aslında modern zamanlarla beraber şöyle bir noktaya getiriyoruz. Hayatımızda olmaması gereken bir insan her daim mutlu olmalı. Bir insan her daim kalabalıklar içinde olması lazım. Ama ne zaman ki birazcık yalnız kalmaya başlayınca kafamızdaki çarklar dönmeye başlıyor. Diyor ki sen yalnızsın, demek ki sevilmeye layık bir insan değilsin. Sen yalnızsın, demek ki çaresiz bir insansın. Sen yalnızsın, demek ki aciz bir insansın. Ve bundan dolayı biz aslında sanki gerçekten acizmişiz gibi. Hmm. Sanki gerçekten zavallı bir hale düşmüşüz gibi hissediyoruz. Ama halbuki hüzün bile öyle. İnsanlar diyor ki o hüzünü hüzünlenmemeliyim. Hafif bir içimi böyle buğulanma kaplamamalı. Hüznü de hayatımdan çıkartmalıyım. Diyorlar ya, öyle bir şey geldiği zaman öyle bir hemen çık bir şeyler yap diye. Yapma, bekle, sakin ol, otur ve hüznünü yaşa. Hmm. Ben bunu söylüyorum kendi adıma. Değil mi? Öyle. Ve sonrasında bu noktaya gelince yalnızlık bizim için bir sorun olup ruhsal kaygılarımızın ötesinde olunca, hayatımızın akışını bozunca, işte orada sağlıksız bir yalnızlık ortaya çıkıyor. Çünkü insan işinden evine, işinden evine gidiyor ve o yalnızlığın acısını her daim hissediyor. Ama bir de şöyle bir yalnızlık var. İzleyen dostlarımız şunu yaşıyorlardır eminim. Bazen yoğun bir dönemden geçiyorsundur, kalabalıklar içindesindir, hiç kimsenin olmadığı bir yere gitme arzun vardır. Etrafındaki insanlardan uzak, gürültüden uzak, karmaşadan uzak. Ya böyle bir yalnızlık senin ruhuna şifa gibi gelir. Ama bu senin tercihin olursa şifa gibi. Eğer sen bunu tercih etmiyorsan ve bundan çok fazla rahatsızlık hissediyorsan, bu yalnızlık evet artık senin için sorunlu bir yalnızlık haline gelmiş oluyor. Yani en temelde bu ayrımı yapmamız da önemli. Çok önemli. Çünkü öbür türlü yalnızlık bir şekilde şifa iken
Öbür tarafta zehire dönüşüyor. Zehire dönüşüyor. O yüzden şunu da söylemekten kendimi alamayacağım. Yalnız insan mutsuzdur. Böyle bir şey yok. Hı hı. Yalnızlık mutsuzluk getirir. Böyle bir şey yok. Sağlıklı olan yalnızlık belki de sizin iç dünyanızda bir keşif, bir yolculuğa çıkmanıza, bir dinginlik sağlamaya vesile olacak diye düşünüyorum. Nasıl kullandığımıza bağlı her şey. Hani hep klasik bir örnek vardır bilirsiniz kıymetli izleyenler. Bir bıçak bir insanı da öldürebilir, bir ameliyatla hayat da kurtarabilir. Yalnızlık da ya da bunun gibi duygular da bizim nasıl baktığımızı ve hayatımıza nasıl kattığımızla ilişkili olmuş oluyor, hı-hı, değil mi? Öyle, çok basit bir kavram aslında. Bu bir kalem, hı-hı, baktığımız zaman bir kalemimiz var elimizde gördüğümüz. Bu kalem benim için herhangi basit bir kalem. Ve başka birisi için baktığımız zaman belki eşinin bir hediyesi ya da başka birisinin için hiç sevmediği bir insanı hatırlatan bir nesne. Şimdi aslında kalemin hiçbir duygusal özelliği yok, hiçbir çağrışım özelliği yok. Ama ne oluyor? Sen görünce bu kalemi eşin sana aldığı için iyi hissediyorsun. Ben görünce bildiğin kalem diyorum. Ahmet görünce de o sevmediği insanı hatırlattığı için gergin hissediyor. Şimdi aslında yalnızlık da tam olarak böyle bir durum ortaya çıkartıyor. Yalnızlığı nasıl anlamlandırıyoruz? Ben bugün bakıyorum mesela danışanlarımla konuşurken birçok danışanımın şöyle bir tavrı oluyor. Ben diyorum ki ya hani kendi başına otur bir kahve iç, bir çay iç. Ama diyor ben diyor bir kafeye gitsem, bir çay bahçesine gitsem, yani orada içinde tek başıma otursam etrafımdaki insanlar anladım, ya baksana ne kadar da zavallı. Bunun işte yanında beraber gelecek bir insan bile yokmuş. Demek ki bu insan aciz. Böyle düşüneceklerini zannediyorlar. Ama devamlı biz kendi içimizde hep birisine muhtaçmış gibi hissettiğimiz zaman da o dolmayacak bir boşluk. Bir insanın biraz bu konuda tok olması lazım. Yani ne zaman ki sen etrafına her daim bağımlı olduğun insanları istersen o da olmayacak bir boşluk. Ama sen birazcık kendine de yetebiliyorsan, kendi başına da bir şeyler yapabiliyorsan işte o zaman bambaşka oluyor. Evet. Daha önceki bölümlerde konuşmuştuk ya kendiyle barışık olma diye bir bölüm. Aslında oradan belki biraz katkı sağlasın istiyorum bu bölüme de. Sanırım kendimizle tamamlanmışsa, kendimizi, yetilerimizi, becerilerimizi, kendimizi keşfetmişsek ve tamamlama yolunda ciddi bir adım atmışsak ve yol almışsak sanırım yalnızlığa karşı bir direnç sağlamayacağız. Yalnızlığın içinde huzur bulmaya çalışacağız, değil mi? Biraz da insanların kendi mizacıyla da alakalı. Bazı insanlar yalnızlıktan çok çok korkuyor. Hı hı. Yalnız kalmamak için hayatının her alanını bir insanla doldurabiliyor. Hı hı. Ben bu insanların kendisinden bir haber olduğunu düşünüyorum bir süre sonra. Sadece şey değil, hani bu kadar çok insanı biriktirdiğimiz zaman arada iyisini kötüsünü de seçemiyoruz. Evet. Şimdi bilmiyorum sen karşılaşıyor musun ama ben şu tip insanlarla fazlasıyla karşılaşmaya başladım son zamanlarda. Aslında onu sevmiyor. Aslında yeterince iyi değil ama yeter ki yalnız kalmayayım diye etrafındaki insanları biriktirmeye başlıyor. O kadar sıkıntılı bir hale geliyor ki ilişkilerde bile öyle. Yani bir bakmışsın ona kötü davranan komşusuyla, ona rahatsızlık veren bir arkadaşıyla görüşmeye devam ediyor. Niye? Aman ben insanlardan uzaklaşırsam, yalnız kalırsam ne olacak? Bu o kadar zor bir hale getiriyor ki kaçtığın şey senin zulmün oluyor, senin zehrin oluyor, senin de dediğin gibi. Çekilmeyecek şeyleri de çektirmeye başlıyor aslında. Şimdi biraz sanki program şey gibi oldu, yalnızlık güzeldir, yalnız kal. Yalnızlığı öyle, övme gibi oldu bir ama. Bir tarafı bu aslında. Bir tarafı bu. Sağlıklı yalnızlık, evet, kısmı bu. Ama bir yandan şu kalem örneğine tekrar dönersek şöyle bir şey var. Şimdi insan yalnız kaldığı zaman bunu kafasında anlamlandırmaya çalışıyor. Yalnızlık tek başına bir anlam ifade etmiyor aslında. Ama ben onu kafamda otomatik düşünceler getirerek şöyle bir noktada hissediyorsam, ben acizim, yalnızsam acizim, yalnızsam yeteneksizim, yalnızsam beceriksizim gibi bir düşünceye getirdiğim zaman o otomatik düşünceler zihnimizde o kadar hızlı dönüyor ki böyle sadece sen hissediyorsun. Diyorsun ki içinde o kadar kötü bir his oluşuyor ki ilk başta kişinin, bu konudan rahatsız olan kişilerin bu otomatik düşüncelerini yakalaması lazım. İçeride ne oluyor? O fırtına içinde dönen düşünceleri yakalayıp bir sorgulaması lazım. Çok ben güzel. Gerçekten aciz bir insan mıyım? Bir sorgulamak lazım. Niye? Hayatımda şu an belki birisi yok. Hayatımda çok kalabalıklar yok. Bu benim aciz olduğum anlamına mı gelir? Ya da benim hayatımın başarısı, hayatımın güzellikleri, olumlu yanları sadece hayatımda birisinin olmasıyla mı ortaya çıkar? Şimdi bakıyoruz bazı kardeşlerimiz, dostlarımız istediği gibi nasip belki de evlenemiyorlar. Ve bu ciddi bir sorun olma haline yolunda ilerliyor. Diyor ki ben diyor 30 yaşındayım, 35 yaşındayım. İstediğim yalnız şey olmadı. Yalnız mı yaşlanacağım, yalnız mı kalacağım? Ama bu öyle bir hale geliyor ki senin gözün bir kapıda. O kapıya devamlı bakıyorsun ve kapının önünden ayrılmıyorsun. O kapıdan gelecek birisini bekliyorsun.
hadi 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 birisi gelecek gelecek. Ama şey gibi düşünelim, burada arkamızda çok güzel bir manzara var, güzel bir ortam evet. var. Ben şu bardaktan bir şey bekliyorum, bu bardakta benim kapım olsun. Hı. Bu kapıya bakıyorum, diyorum ki hadi benim hayatımda güzel olan, yaşanılacak her şey bu kapıdan çıkacak. Hı. Ben o zaman hayatımı güzel yaşayacağım. Ama bekledikçe, bekledikçe bir şeyin üstüne çok fazla düştükçe aslında onun gerçekleşme ihtimali öyledir ama şey gibi bir şey beklersin ya, kettle'a su koyarsın ve onun ısınmasını beklemek gibi eğer. Hayatın böyle hızlı geçtiğini düşünüyorsan böyle bir şey yapabilir izleyicilerimiz. Kettle'ın başına geç ve o suyun kaynamasını bekle. Sıkışırsın böyle, zaman geçmiyormuş gibi gelir. Orada da onu beklediğin zaman ömür de geçmez, zaman da geçmez. Ama gözün o kapıda olacak. Tamam, hani istiyorsan bir şeyler, bir düzen kurmak. Ama hayat burada. Hayatı da yaşayacaksın. Evet. Ama sen ben yalnızım, yalnız olduğum zaman hayat hiçbir şekilde benim için tatmin edici değil dersen öyle. Şimdi diyelim ki Allah hepimize uzun ömür, hayırlı ömürler versin baktığımız zaman. Ben dedim ki, hatta bu örneği kendim üzerimden vereyim. Sen bana diyorsun ki, doktorumsun sen benim. Beyhan hocam, Beyhan tahlillerine baktık. Ve 5 yıl ömrün kaldı. Ve ben o an yıkılırım. Derim ki nasıl 5 yıl ya, ben daha uzun zamanlar yaşamak istiyordum. Evladım var, çocuğum var, ailem var, düzenim var, daha başarılar ortaya koyayım, yapacak şeylerim vardı. Nasıl olur? İlk başta bunun şokunu yaşadım. Sonra 5 yıl boyunca... Oturup ölümü beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin. Ne olacak böyle bir durumda? Hayatı yaşamaya tekrar devam edeceksin. Bu aynen şey gibi. Beklentimizi kesersek mesela hayatımıza birini almak noktasında, evlenmek noktasında. Diyelim ki ben gelecekten geldim ve sana haber veriyorum. Diyorum ki ben 20 sene sonrasına baktım ve sen evlenemeyecekmişsin gibi görünüyorsun. Böyle olunca ne yapacaksın? Hayata küsüp bırakacak mısın? Hayır. Hayatı yaşamaya devam edeceksin. Aslında bunu böyle kabullenirsek ne oluyor? Hem hayatı yaşıyoruz hem de birisi çıkarsa onu daha sağlıklı değerlendirebiliyoruz. Olmayacağı anlamına gelmiyor ama aynen, durdurmak bunu... için de hayatı durdurmak hı hı. belki de en büyük zararı kendimize vermiş oluyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü o kapının ağzında bekleyince hayatı kaçan o kadar çok insan var ki 40'lı yaşlarında 50'li yaşlarına gelmiş ve o kapının önünde ben gün yüzü görmedim. Niye? İşte evlenmedim. Niye işte istediğim gibi olmadı? Niye bir arkadaşım, dostum yok? Düşünce yapısını değiştirmek değil mi burada? Hı-hı. Sanki evlenenler sadece gün yüzü görüyormuş gibi hı-hı. bir düşünce var ama evlenip de gün yüzü göremeyen insanların da olması gibi aslında olasılıkları düşünmek belki hayatta çok daha farklı bir açıdan bakmamıza ben vesile olacak. Ben şey düşünüyorum, hayatın aslında akışı içinde büyük resimde hep bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Belki de böylesi bizim için iyi. Bunu bilmiyoruz. Ya belki böylesi bizim için iyi ama ben anı sorguladığım zaman, çünkü sen de evlilikleri görüyorsun, ben de görüyorum, işin mutfak tarafını görüyoruz. Nice evlilikler var ki insanları mahveden, zarar veren. Evet. Bir bunu sorgulamak lazım. Bir de şöyle bir araştırma var, enteresan bir şekilde insanların, dünya üzerinde yaşayan bütün insanların hayatlarının bir bölümünde kendilerini yalnız hissettiği, bu insanların %45'inin yalnız hissettiği dönemler var. Ağzımdan aldı hocam. Değil mi? %45'i mi diyecektim? Çünkü aynı araştırmayı okumuştum. Ya işte. Sen benden önce okumuşsun hocam. Hayır, benden önce söyledi. %45 çok büyük bir, dünya nüfusunun neredeyse yarısı hayatlarının belli döneminde yalnızlık hissine kapılmış. Ne kadar doğal bir şey o zaman. Korkulacak bir şey değil bu. Öyle ve ama bunu hissedince insan biraz da gurur yapıyor. Ya diyor ben nasıl yalnız kalırım, ben buna layık değilim. Ama şu var, hayatın bir gerçeği, herkes dönem dönem böyle hissediyor ve hep derler ya doğarken ve ölürken yalnız yaparsın. Özümüzde de bir yalnızlık var. Özellikle ben seviyorum hocam o özdeki yalnızlığı ya, bilmiyorum. Ya, çok mu melankolik bununla, bir cümle oldu ama. Bununla barışmak lazım ama. Yalnız vakit geçirmeyi belki seviyorum. Bilmiyorum, biraz kişisel hayatlarımızdan belki gireceğiz ama izleyenler siz konuşuyorsunuz tabii işte etrafınız geniştir sizin. gibi bir şey düşünmeyin sakın. Bazı insanlar gerçekten yalnızlığı seven insanları anlayabiliyorsun o zaman. Kendi başına vakit geçirebilmek, değerlendirebilmek, kendiyle hoşbeş edebilmek. Çok farklı bir dinlenme sağlıyor. Bir terapiye dönüşmüş olabiliyor aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yalnızlığı sever misin Meyhan hocam? Ben severim. Ben sessizliği de çok severim. Mesela oturup böyle kalabalıktan, gürültüden uzak kendi içime döndüğüm anlar benim aslında hani şöyle geriye dönüp baktığım zaman kaliteli zaman dediğim ender anlardan birisi oluyor yalnız kaldığım zamanlar. Çünkü bir içsel muhasebe noktasına giriyorsun.
Eline alıyorsun kalemi ve orada baktığımız zaman şu var, bu var, bunları yazıyorsun, kendinle yüzleşiyorsun. Ama ne zaman ki yalnızlık benim için de böyle olurdu. Bu, çok uzun süre yalnız kalmadım mecbur kalaraktan. Ben çok uzun süre yalnız kaldığım için acaba konuyu açtım. Bilmiyorum yani hani ben evet. Şey düşünüyorum. Çok uzun süre yalnız kalsam belki biraz zor gelebilirdi. Burada aslında bunu da konuşacağız. Yalnızlıktan çıkış yollarını. Kesinlikle. Evet yani neler yapılabilir? Neler yapılabilir kısmını konuşmamız lazım. Ama dediğim gibi ölçüsü olduğu zaman çok keyifli. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu kişisel özellikler, mizaçlar farkları. Yani tipler vardır, kişilik tipleri. Bazı insanlar çok sever, yalnız kalmak istemez, yalnızlıktan çok korkar. Bazı insanlar daha dingin, daha içinde. Hani o sezgisel dediğimiz insanlar. 5 yıllık öğrencilik hayatımın son 3 yılı yalnız geçti ben. Yani bir apartman dairesinde yalnız yaşayarak geçirdim ben. Ama şunu fark ettim. Ben yalnız olduğum dönemde çok daha fazla kitap okuyordum. Çok daha fazla makale yazıyordum. Kendime ait gelişimleri, kişisel gelişimi daha rahat yapabiliyordum. Çünkü kendime ayıracağım vakit daha fazlaydı. Belki bu öğrencilik olduğu için öyle. Rahattı. Öğrencilikte ne var yalnız hissetmede? İşin gücün bulursun kendine oyalayacak bir şey diye düşünebilirsiniz. Fakat şimdi mesela yalnızın önüne geçmek adına, yalnız hisseden insanlar için biraz püf noktalarına başlayalım. Hı hı. Çünkü 20 dakikam kalmış. Bu konu biraz derin olacak. Çünkü şu örneği de vereceğim. Yurt dışına gittiğinde de görmüşsündür. Şu çok hoşuma gidiyor benim. İngiltere'deyken şahit oldum. Yaşlılar var orada çok fazla yalnız. Ama sadece yaşlı değil. Orta yaşta bir insan alıyor kitabını Beyan Hocam. Alıyor böyle. Aynen keşke şu an arkadan cebi belki çekecek şu geniş alanı. Böyle gidiyor parkta. Bir banka oturuyor, açıyor kitabını okuyor. Yanına birisi oturuyor, sohbet etmeye başlıyorlar. Hı hı. O kadar rahatlar. Bilmiyorum ben Türkiye'de hiç kimsenin kitabını alıp da gelip de şu karşımızdaki banka oturacağını tek başına çok tahayyül edemiyorum. Vardır genelde İstanbul'da sahilde ama. Biz bunu ama şey görüyoruz, özellikle büyük bir kısım o banka geçip kitabını okumayı bir yenilgi gibi görüyor. Ben bu yaşa gelmişsem yalnız kalmamalıyım. Ben bu yaşta o bankta tek başıma oturmak zorunda olmamalıyım. Hani bunu bir yenilgi gibi gördüğümüz zaman da kaçıyoruz. Ne oluyor biliyor musun? Hı. Kocaman sitelerde, kalabalık binalarda oturuyoruz ve evimizin içinde oturuyoruz. Kapımız çalsın diye bekliyoruz. Maalesef. Halbuki yani ben hep şöyle söylüyorum danışanlarıma da yalnız hissettiğini söyleyen danışanlarıma. Diyorum ki sizin katta kaç tane daireniz var? Diyor ki 5 tane dairemiz var. Hı hı. Kimler oturuyor? İşte yaşlı bir teyze oturuyor, genç bir çift oturuyor, bir öğrenci oturuyor. Peki dedim selamlaşıyor musunuz? Arada nadiren denk gelirsek merhaba diyoruz. Peki hiçbir gün bir kek yapıp ya da bir şey yapıp götürdün mü? Hayır, götürmedim. Peki dedim yani bazı günlerde mesela o yaşlı teyzeyi bir ziyarete gitsen, o öğrencilere bir şey yapıp götürsen, bir hal hatır sorsan, bir eve davet etsen, sen ziyarete gitsen ama... Bu şey geliyor, emek istediği için insanlara birazcık zor geliyor ama bu adımı atabilmiş olsaydık ne yaptık? Aslında en temel çerçevemiz içinden bir harekete geçmiş oluyoruz. Herkes, düşünsene mesela eski filmlerde bazen şey görüntüleri olurdu Amerikan filmlerinde. Şimdi dışarıdan binayı alttan üste doğru kamera çekiyormuş gibi. Herkes bir evin içini görüyorsun, evet. Herkes bir dünya içinde. Şimdi bakıyoruz ki biz mesela evi ortadan kesik yukarıdan ya da her evin içinde kameramız var izliyoruz. Herkes diyor ki çok yalnızım, çok yalnızım, çok yalnızım. O beş, dairedeki beş... kattaki 5 daireye baktığımız zaman herkes yalnızlıktan şikayetçi. Düşünsene benim ilacım sende, senin ilacın bende. Ama diyoruz ki benim ilacım yok. Hiç kimse kimseye vermiyor. Evet. O ilacını başkasına vermiyor ama kimseden de alamıyor böyle olunca. Ve bunun neticesinde bu gitgide artan bir şey. İngiltere, Avrupa bu konuda daha önde ama aman biz işte şöyle bir durumdayız. Biz çok iyiyiz. Geleneklerimiz çok kuvvetli. Her şeyimiz sözde bizim olduğu gibi. Ancak biz bunu sözde olarak söylüyoruz ama artık bayramlarda bile gidip gelme noktasında şey var. Bir gün çocuklar dedi ki ya baba şöyle yapalım tatile gidelim. Bayrama bir tatil ayarlayacaktım. Dedim ki baba annem oturuyoruz işte hep beraber. Bu bayram dedik işte bir tatil planlıyoruz. Babam bir baktı. Nasıl baktı? Şey yapamıyorum. Neyse ben iptal edeyim o zaman rezervasyonu dedim. Onu dedirtti sana o bakış değil mi? Aynen yani şimdi sonrasında ama bunun anlamını da ben oturttum kendi içimde. Sen dedim aynı ki, şeyi çocukların yapsa aynı şeyi hissederdin değil mi? Ya ben
Sakın şimdi ben çocuklarımı özgür bırakırım deme. O zaman yaşlandığın zaman öyle olmaz Beyhan Hocam. Şimdi ben nasıl yetiştir, beklerim. Beklersin. Onu. Ama şunu da demek zorlamam. İstiyorum ben yani zorlamam. Ya illa babam da zorlamadı zaten bir şey demedi. Ama zaten sadece öyle baktı. Bir durum ki senin vicdanın zaten el vermez diye düşünüyorum onu, öyle değil mi? Belki hani Kurban Bayramı da Kurban Bayramları, Ramazan Bayramları özellikle bu dönemde anne babaların çocuklarını ve torunlarını görmeleri en doğal hakları. Zaten yalnızlar. Kaldı ki şunu da hani ömür dediğin diye bir program vardı. Herkesin çok sevdiği. Aa, çok güzel. Ben onu gözyaşlarıyla izlerim çoğu zaman. Çoğu zaman gurur duyarak izlediğim ne kadar güzel Anadolu ilmini, irfanını almış yaşlılarımız var bizim. O insanların yetiştirdiği evlatlar bu topraklarda elhamdülillah. Onların o karı koca olarak baş başa kaldıkları zaman gibi değil mi? O hani iki kuş vardır ya baş başa. Ölene kadar hep biri ölene kadar bekler diye. İkisi birbirinin başını bekliyor ve iki kişilik bir yalnızlık yaşıyorlar onlar. Hı hı. Çünkü ikisinin de gözü kapıda ve evlatlarını bekliyor. Hı hı. Yani burada aynı biraz önce söylediğim gibi ilaçlar birbirimizde ama hani aslında birbirimize o ilacı da vermiyoruz baktığımız zaman. Şey değil ki mesela bakıyorsun telefonuna bakıyorsun durmadan ya işte kimse beni aramıyor. Hep aslında karşı tarafın gelmesini istiyoruz. Karşı taraf bize yapsın, diğer insanlar bize gelsin. Ve diyoruz ki neden ben yapayım ki? Neden ilk adımı ben atayım? Ben de diyorum ki neden sen yapmayasın? Güzel. Bu sorunun cevabı aynen, olmuyor neden işte. Neden sen yapmayasın? Mesela neden insanları aramıyorsun? Şöyle bir ara bakalım, ziyaret et. Ya insanlar hakikaten şey zannediyor. Bir yandan da şöyle bir kaygımız oluşuyor. Sanki ben seni ararsam sen rahatsız olacakmışsın gibi. Evet, bu da bana çok anlamsız geliyor. Neden rahatsız? Zaten rahatsız olacak insan da onu belli etmiyor mu? Bir şekilde hissediyor. O görüşmeyi sürdürmek istemiyorsa sen, ben buna rastladım hani bir adım atıp da görüşmek talebinde bulundum. Bir kere buluşup ondan sonra ikinci telefonda, ikinci buluşmada bahaneler uydurması ve gelmemesiyle mesela arkadaş çevresinde ya da oluyor öyle. Görüşmek istemiyor diye anlıyorsun. Daha burada, üstüne gitmiyorsun. Burada hemen bir parantez açmak lütfen istiyorum. Mesela bazen özellikle yalnız kalma hissiyatını çok yoğun yaşayan insanlar şunu hissediyor. Ben seni arıyorum, diyorum ki Tuğba işte çay içmeye gelir misiniz bize? Sen de diyorsun ki ya işimiz var. Sonrasında aslında ben diyorum ki bak o da gelmedi. O da gelmedi ve ben artık işte bir daha aramıyorum seni ondan sonra. Böyle durumda birden fazla kez şans tabii vermek lazım. Kesinlikle. Tek bir seferde o beni reddetti diye böyle bir anlam bütünlüğüne gerek yok. Bir de şey yok, alınmaya da gerek yok ben bence. Ben mesela 10 kez eğer bu girişimde bulundum, 10'da da cevap alamadıysam artık zaten görüşmek istemediğini anlarım en az. Bir de şu var, gurur yani her şeyse burada benim de bir çıkarım var aslında seninle otururken, bir aile dostuyla otururken ne yapıyorum? Beraber vakit geçiriyoruz. Vakit ya geçiriyor. Buna şey de gerek yok ya işte o açmıyorsa ben gitmem. Zorla biraz, biraz üzerine git, ara sor, arkasından koş. Ne olacak, eline mi yapışacak, ben öyle düşünüyorum. Ama biz gurur yaparsak yok. O bir kere beni ekti ya, ben bir daha hayatta onu aramam. Ya da bazen mesela bir sıkıntılı zamanında aradım. Herkesin verebileceği şey azdır bence. Ya da herkes kendince verebilir. Sen benimle yarım saat oturursun, başka bir arkadaş gününü benimle geçirir. Sen benimle sadece apartman içinde, iş ortamında görüşürsün. Ben başka bir arkadaşıma tatile giderim. Aynen öyle. Herkesten alabileceğimiz şey de farklı. Ama ben oturup senden senin veremeyeceğini bekleyip sana hayal kırıklığıyla yaklaşırsam bu beni yine o yalnız kaldığım daire içine sürükleyecektir. Evet. Şimdi biraz hani yalnızlık korkusu, yalnızlık hissinde olanlar için biraz ipuçları da vermeye hızlıca devam edelim istiyorum. Sosyal ilişkilerimizi düzenlemek aslında bu. Yani yapmamız gerekenleri biz yapmalıyız ve beklemeliyiz. Bir anlamda bu. Hayatın bazen getirdikleri ölümdür, taşınmadır, eğitimdir. Bunları aslında kontrol altına alamayabildiğimiz durumlarda onun içinde uygun yeri bulmak. Ben bazen ne düşünüyorum biliyor musun hocam? Hayatımızda inişler çıkışlar oluyor. Ya da çok büyük fırtınalı günlerimiz oluyor, yağmurlu günlerimiz oluyor, depremlerimiz oluyor. Her hayat bunlara gibi. Ve hayatın belli dönemlerinde yaşadığımız şeyler. Bunlara direnmek de aslında, yalnızlığa direnmeyi öyle görüyorum. Ben hayatımda her ne yaşarsam yaşayayım, ona direnmek, onu itmek yerine çekiliyorum oradan düşsün. Hani altında durup da ezileceğime çekileyim istiyorum. Yani hayatımda değişen, gelişen, olumsuz sonuç doğuracağını bildiğim şeylerde bile direnmenin çözüm getirmediğini anlamış ve onun benim ruhsalıma zarar vereceğini bilmiş halde olup hayatı değişenlere göre tekrar yerimi almak. Buradaydım fırtına olduğunda, fırtına burada beni çok etkiledi, o zaman ben şuraya geçiyorum diyorum. Fırtınayı durduramayacağımı biliyorum çünkü. Bazen yalnızlık da böyle. Yalnızlık kaçınılmaz sonumuzsa,
eninde sonunda eşimizi kaybedeceksek, eninde sonunda çocuklarımızı evlendirip yerlerine yerleştireceksek kendimize yeni bir hayat düzenlemesi yapmalıyız. Nasıl? Çok konuştum. Şöyle bir şey var. Evet. Ben mesela şöyle bugüne kadar karşılaştığım yalnız insanları düşündüğüm zaman bu insanların beklentilerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı. Mesela bir tohum atıyorlar toprağa ve tohumun başında bekliyorlar. Hadi büyü, 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 büyü. Ve tohum hani elbette büyüyecek ama zaman geçecek. O tohum büyümediği zaman alınganlık yapıyorlar. Tohum büyümedi demek ki sen iyi bir tohum değilsin. Ve küsme gibi bir durum çıkıyor. Ne yapıyor aslında? Tavşan daha küsmüş. Dağın haberi yok. Dağın haberi yok. İnsanlara küstüğün zaman beklentin iyice artıyor. Diyorsun ki beni arayacaklar, beni soracaklar, benden şey yapacaklar. Böyle olunca yıllar yıllar böyle geçiyor ve sen yalnızlığı bir çember içine atıyorsun. Evet. Yalnız kalmayan insanlara bakıyoruz. Daha sosyal anlamda etrafında dostları olan insanlara bakıyoruz. Bu insanların beklentileri daha düşük ve bolca tahım atıyorlar. Şey değil, her tohum bana şöyle tohumun şey, esnaflarda şöyle bir şey var ya, alıcı değilsen bakma, dokunma şey yaparken. Evet. Sen de ben geliyorum sana, eğer benim dostum olmayacaksan git. Bunu yapabilir miyiz? Bunu yapamayız. Ne yaparız? Ben bir güzellik, bir iyilik yapacaksam sana da yaparım, ona da yaparım, buna da yaparım. Hangisi tutarsa. Tutarsa. Hı-hı. Ama oturup herkesin de tekrar tekrar bak ben sana bunu yapmıştım, sana bunu yapmıştım, sana bunu yapmıştım dersem. Ahlaki değil zaten. Zaten olmuyor. Evet. Yürümüyor. Ben küsüyorum bunu yapan bir insan olarak. Hı-hı. Ben sana küsüyorum, hayata küsüyorum ve kendimi kapatıyorum. Evet. Yani bu gurur tuzağından düşmemiz lazım. Ben hep gururu şey diyorum. Burada bu arada şeyi de ayırt etmek lazım. Onur daha elzem bir şeyken... Olsun. Onur mu gurur mu? Yani gurur aslında birazcık demirden bir elbise gibi. Yani evet. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Tükürdüğümü yalamam ben. Aslında insana da çok uygun olmayan kibir bir şey. Kibir barındıran bir kibir, duygu. Kibir. Ve diğerini hep bir kendini üste çıkarıp diğerlerini veya olayı hı-hı aşağılama duygusu. Ama onur her şeyi kapsayan bir şey. Aynen. İnsanlığın erdemiyken evet. Onur. Gurur aslında demirden bir elbise. Eski filmlerde o şövalye kıyafetleri olurmuş ya demirden hı-hı her şeyi. Hı-hı. Gururlu insanları ben ona benzetiyorum. Yürüyüşleri öyle bir, bile öyle değil mi? Yürüyemiyor, hareket evet, edemiyor evet zaten. Su içecek içemiyor, dökülüyor üstüne başına. Yani yalnızlık noktasında gurur da sosyal zırhı becerinin de noktasında da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Evet. O zaman arkadaşlar da vakti söylüyor kulağıma. Püf noktaları verirken ben şunu da önermek istiyorum kıymetli izleyenlerimize. Hangi saatlerde, günün hangi saati bu yalnızlık hissi geliyor? Buna bir baksınlar. Hani senin de söylediğin bir şey vardı. Biraz yalnızlık içerisinde yaşayan insanların günlük tutması gibi. Eski güzel anılarını yad edebileceği, hatırlatabileceği şeylere dönmesi. Hı hı. Ben fotoğraf albümlerine hastayım hocam. Hı hı. Otururum. Mesela geleyim size. Bana eşin desin ki işte bizim fotoğraf albümü getirsin. Ben ona dönüp saatlerce bakar. Oradaki o hayatı kafamda canlandırırım. Bana ait olması bile gerekmez. Psikopat mıyım? Öyle mi baktım? Öyle bir baktı ki hocam. Fotoğrafa böyle bir ayrı şeyim var, ilgim var. O yüzden çok sık fotoğraf çekiyorum. Belki çok fotoğraf çekmeyi sevmemin sebebi arkada benden sonrakiler baksın isterim. Çok yalnızlık duygusu içinde olan insanların hangi günler? Hafta sonları mesela. Ben şunu fark ediyorum, sen fark ettin mi? Yaşlı insanlar ve yalnız insanlar özellikle de dulsa yani eşini kaybetmişse... Bu insanlar hafta sonları daha yalnız hissediyor. Hı hı. Çünkü hafta sonları toplumumuzda bir ne var? Dayanışmanın, bir hı hı sosyalliğin olduğu ve onların aşikar olduğu bir gün. İki gün hatta. Sen böyle düşünüyor musun? Yanlış bir gözlem. Öyle hani sadece işte hafta sonları, bayramlar ya da ailelerin bir araya geldiği, daha fazla zaman geçirdiği vakitlerde özellikle böyle durumlardaki insanlar çok daha yalnız hissediyorlar. Yani bir çalışan için de geçerli bu. İnsanlar ailesiyle, arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Ben evde televizyon izlemek zorundaysam kendimi daha fazla yalnız hissediyorum. Ama burada da harekete geçenler kazanıyor. Ne yapmalı mesela? Bir insan, örnek veriyorum, diyor ki etrafımda kimse yok. Ya en basitten komşulardan bahsettik. Eski dostları, görüşmediğimiz insanları aramaktan bahsettik ve gurur yapmıyoruz. Onlar beni aradı aramadı, kırgınlık da yapmıyoruz. Biz adım atıyoruz, biz tohum ekiyoruz. Olmadı mı? Bir sürü sosyal organizasyon var. Çok güzel. Bak yardım Ömür dediğinden derneği bahsettin. Hı. Yani şey, Ömür dediğin programından bahsettin. Ankara'da bir sürü huzur evi var. Bir sürü çocuk esirgeme kurumu var, sevgi evi var. Yani gidip oradaki insanlarla zaman geçirmek bile ne oluyor aslında? Hem ben kendi ilacımdan karşı tarafa veriyorum, hem onlardan da faydalanıyorum böyle olunca. Hı. Ama yok, hep o şey var, ben bu hallere düşecek adam değildim, evde yalnız başıma kapıya bakarım ben. Ya da kendime acırım durmadan, neden böyle oldu, neden böyle oldu diye. Ya da mesela insanlar sinemaya gitmekten, bir kafede kahve içmekten, çay içmekten de çok korkuyorlar.
Ya diğer insanlar bana bakacak diye ben şunu net olarak söyleyebilirim izleyicilerimize de. Kimse sizin yalnız olup olmadığınızın hesabını tutmuyor. Ben şöyle sorayım size en azından. Siz gittiğiniz zaman eşiniz ya da bir tanıdığınızda bir kahveye, bir çay bahçesine etraftaki insanların yalnız olduğunu düşündüğünüz insanların hesabını tutuyor musunuz? Onlara diyor musunuz? Bak görüyor musun bu yalnız gelmiş, zavallı, yazık, gariban, aciz diyor musunuz? Ben böyle diyen bir insanla karşılaşmadım bugüne kadar. Neden kimse kimsenin şeyleri... çetelesini tutmuyor burada. Evet, neden madem öyle bunu demiyoruz? Peki neden birileri diyecekmiş gibi hissediyoruz? O zaman kafamızda güzel bir senaryo yazıyoruz. Hı-hı. Güzel demeyeyim, kötü bir senaryo yazıyoruz. Aynen, ve bunu güzel de yaşıyoruz yani. Hayatımıza maalesef zehir ederek aksettiriyoruz hayata da. Şimdi arkamızda bir su var ve ben yüzme sürecine girmem için kafamda bana bütün yüzme konusunda dünyanın en iyi öğretmenleri, en iyi hocaları gelsin yüzmenin teorisini anlatsın. Eğer ben o suya ayağımı basmazsam, o suya girmezsem yüzmeyi öğrenemem. Evet. Yalnızlık noktasında da bununla yüzleşmezse kişi ya da evde yalnız kalmaktan korkuyor, bunu denemezse imkanı yok ki bununla baş edebilsin. Yani ben ödev veririm mesela danışanlarıma. Derim ki tek başına bir kafeye gidiyorsun, yarım saat, bir saat kitabını okuyorsun. Ankara mesela, Ankara'nın tiyatrodur, sinemadır, böyle opsiyonları çok fazla. Gidiyorsun biletini alıyorsun tek başına. Sinemaya. Özellikle tek başına gidiyorsun ki bununla bir zaman geçir, vakit geçir. Bu önemli bir şey zaten bir kere iki kere yaptıktan sonra inanın değil mi, senin söylemene bile gerek kalmayacak. Bu onun hoşuna bile gitmeye başlayacak bir süre sonra. Zira biz yalnız gittiğimiz bir kafede güzel arkadaşlıklar da kurabiliyoruz. Garsonuyla, oranın işletmecisiyle bir muhabbet geliştirmiş oluyoruz. Bazen böyle müdavimi olduğumuz yerler oluşturmaya başlıyor. Yeni bir çevre elde etmiş olabiliyoruz. O yüzden yine harekete geçme noktası olmadıkça bunlar elde edilemez diye düşünüyorum. 5 dakika konuşamadım. 5 dakika kala biraz toparlamak adına programın başında da bunu hep söyledik. Hani işte Avrupa'da şöyle olumsuz yanı var ama şöyle iyi diye Avrupa'yı övmek adına söylemiyoruz hiçbir şey ama avantajlı noktaları var, dezavantajlı noktaları var. Yalnızlık oranları, intihar oranları daha fazla. Ve insanlar psikolojik rahatsızlıklara daha çok sık kapılıyorlar. Toplumsal dayanışma tabii doğu toplumlarına göre daha az mesela. Bunları söylüyoruz ama güzel özellikleri de ben bir kafede çalıştım. Yalnız kahve içmeye gelen orta yaşlı teyzeler. Tek başına. Mesela şey bile var. Çok spor güzel yapmak, bir şey. Bir şey yapmak. Evet, egzersizler. En basitinden spor ve sosyallik ilişkisi. Güzel. Ben bakıyorum mesela komşumuz, yaşlı bir teyzemiz var bizim. Eşini kaybetmiş ve böyle bir durumda spor yapmaya başladı. Bizim oturduğumuz muhitte aşağıda bir spor kompleksi var belediyenin. Orada o sahaların etrafında dolaşırken kendine bir şey... Arkadaş grubu. Annem. Sonra bir gün elinde mesela şeylerle, termoslarla gidiyor. Hayır, gidiyorlar. Nereye gidiyorsun? İşte yürüyüş yapacağız, sonra piknik yapacağız. Şimdi bak bu teyze evde bekleseydi ne olacaktı? Çıktı orada, hayata girdi. Yani bir şekilde hayata temas ettiğin noktada, hayata katıldığın noktada şansın her zaman artıyor. Evet. Bazen de şey var, mesela bu iş bulma konusunda da bile öyledir. Mesela bazı insanlar o iş olmazsa çalışmam, bu iş olmazsa çalışmam ve bakar ki yıllar geçer. Ama bir yerden başlayan insan uzun vadede her zaman çok daha ileri gider. Çünkü artık hayatın içindedir. Evet. O zaman böyle yalnızlık korkusu yaşayanlar aslında özde programın özeti şu olmuş oluyor gibi geliyor. Belki Beyhan Hocam'a da son dakikalarda cümle söz hakkı vereceğim. Harekete geçmemiz gerekiyor. Bir iki. İkincisi yapacağımız şeyleri belki planlamak, bir etrafımızı gözlemlemek. Ben ne yapabilirim? Benim gücüm neye yetebilir? Bütün bunları derleyip toplayıp kafamızda yalnız yaşıyorsak şayet yalnız yaşamanın yalnızlığa mahkum olduğu anlamına gelmediğini belki tekrar sorgulamak. Yani düşünce veya algı yapımızı değiştirebilmek çok önemli. Ev hayvanı beslemek desem ben öneririm kedi sevenler için. Eğer yaşlı teyzeler varsa biz annem bir yere taşınacak, daha yalnız olacak. Belki çok sık görüşemeyeceğiz. Bir kedi almayı önerdik eşimle beraber. Çok sevindi mesela. Uğraş yani kısacası uğraşabileceği, kendini meşgul edebileceği aktiviteler ya da bir şeylerle oyalanmak değil mi? Bu yalnızlık hissiyatını düşünmemeyi sağlayacak. Burada ama şöyle bir ayrım çıkıyor insanların ölçüm yaparken. Şimdi ben evdeyim ve yalnız olduğumu hissederken şöyle bir ön yargıyla yaklaşıyorum. Ben sinemaya gidersem keyif almam. Ya da mesela ben bir kursa gidersem canım hiç istemiyor. Biz bu hissiyata rağmen harekete geçmemiz lazım. Mesela Ankara ölçeğinde konuşuyorum. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde belediyelerin çok güzel organizasyonları var. Belmeğinden tut İsmail'e kadar. Halk evleri gibi. Aynen yani böyle insanların gittiği kurslar aldığı ve o kursların en güzel tarafı aslında orada insanlar sosyalleşiyorlar.
üretim yapıyorlar, bir şekilde hayata katılıyorlar ve böyle insanlar daha mutlu. Kesin. Ama oturup ilk başta keyif almayı beklersek o olmayacak. Keyif alma beklentisi olmadan belki ilk başta biraz zor da gelse özellikle iteklemeliyiz, zorlamalıyız kendimizi bu konuda. Bu korkuyu yaşayanlar varsa etrafımızda onları itmek için elimizden geleni yapmalıyız, fikirlerle gitmeliyiz belki. Bir nebze bugün bu anlamda size de fikir vermiş oldu. Beyhan Hocam çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Şahane bir sohbetti yine ama süremizin sonuna geldik efendim. Ve şu an ekran başında olanlar, umarım hayatınıza dokunmuşuzdur gene diyerek huzurlarınızdan ayrılırken bir başka bir nebzede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.